Hemen. Çabuk. Hemen. Bu nedir? İyi mi? Nihan iyi mi? Doktorlarımız gereken açıklama yapacaktır sizlere. Son anda gördüm. Geç! Bahane uydurma. Bana hesap verirken tek tek soracağım bunları sana. Tek tek. Ama şimdi Şükret çıksın Nihan oradan. Şükret uyansın. Kurtulacak. Ama ben ölmeden siz bir araya gelmeyeceksiniz. Boşuna hayal kurma. Sana var ya gerçekten acıyorum. Senin yerinde olsam, beni istemeyen bir kadını zorla yanımda tutmak yerine, giderim kendime bir mezar açarım, kendimi de içine gömerim. Dizlerinin üstüne çök. Çök ve Allah'ına yalvar. Yalvar ki kurtulsun ya. Yoksa seni yalvar da yalvar da öldürürüm. Yemin ediyorum yaparım bunu. Gözümü bile kırpma. Doktor bey. Siz yakını mısınız? Karım nasıl? İlk bulgulara göre iç kanama riski var. Hemen ameliyat almamız lazım. Doktor bey ne gerekiyorsa yapın. Ne yap? Ey kurtar onu! Elimizden geleni yapıyoruz. Daha fazlasını yapacaksın, onu kurtaracaksın. Bırak! Doktor bey, kusura bakmayın. Nihan nerede? Durumu nasıl? Bilmiyorum, bekliyorum ameliyatta hala. Bu olanla senin bir ilgin var mı? Yok. Biz birlikteydik. Arkamı döndüm. Sonra baktım balkon kapısı açık. Aşağı bakarken düştü. Senin yüzünden. Her şey senin yüzünden. Kızımın aklını sen karıştırdın. Suçlu aramayın. Nihan'ı çıkmaza sokan sizsiniz. Bu yaşananlarda herkesin suçu var. Sen dönene kadar hayatımız iyiydi. Çünkü Nihan'ın umut ışığı yoktu. Onu çaresizliğe inandırmıştınız. En azından hayattaydı. Sen bencilce yaşa diye. Abi böyle söyleme ne olur. Siz onu idam sehpasına çıkardınız. Siz sessiz kaldınız. Boynuna ilmeği sen geçirdin. Peki ya sen? Sen. Altından dünyayı söküp aldın. Defol git şuradan! Hadi! Kendinize gelin be! Hadi! Gücün yetiyorsa çıkar. Hadi! Benim kızım içeride canıyla uğraşıyor. Burası yeri değil. Abi. Kemal. Kemal. Leyla.
Nasıl olmuş? İçeride doktorlar yanında. Bekliyoruz. Ay canım benim, niye böyle bir şey yapmış? Neden yani? Ben hiç anlamadım. Kurtulmak için. Ozan. 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 Oğlum yapma böyle. Bırakma kendini. Benim yüzümden mi baba? Hiç olur mu öyle şey? Ozan bak, Nihan bu söylediklerini duysa kahrolur. Bana bak, bizim güçlü olmamız lazım, tamam? Tamam, sakin ol Ozan. Hadi. Nihan'a bir şey olmasın baba. Ona bir şey olmasın, o benim yarım. Ona bir şey olursa ben ne yaparım baba? Şş, olmayacak, olmayacak, olmayacak. Hadi. Hadi kalk. Hadi. Kalk biraz abla baba. Alo. Neredesin? Hastaneye yanınıza geliyorum. Adamlarını topla, hemen buraya gel. Kardeşin ateş çemberini alacağız. Bir daha benim karımın yanına yaklaşamayacak. Tamamdır. Emir. Emir ne oluyor? Emir Kozcuoğlu'nun fetret devrini sen başlattın, karım devam ettiriyor. Ama kimse heveslenmesin, beni öldürmeyen yara zalimleştirir. Haberler doğru mu? Bu hikaye sana tanıdık gelmiş olmalı. Seni geberteceğim. Geberteceğim. Kemal! Hey Kemal, Kemal uyuma şuna. Kendinize gelin, ne yapıyorsunuz? Sen karışma. Bağırma Leyla'ya. Beni savunmana ihtiyacım yok. Ne oldu şimdi de? Onun etekleri arkasına mı saklanıyorsun ha? Seni var ya, ne al? Seni var ya! Kemal, hayır. Neyi çekiyorsun sen? Neyi çek? Neyi çekiyorsun? Neyi çekiyorsun? Tamam, tamam. Dur şunu. Neyi çekiyorsun? Sen de tamam. Tamam abi. Tamam. Tamam. Hadi. Hadi. Bir şey içer misiniz? Ben su alıp geleceğim. Ne istiyorsun? İyi olmanı. Nihan iyileşince olacağım. Sakın ölmesini dileme. Daha neler? Cani miyim ben? Ben caniyim ama Nihan'ın başına bir şey gelirse toplu temizlik yaparım. Ona bir şey olmayacak ama sen ona sevginden bitireceksin kendini. Senin sonunda ben olacağım bu gidişle. Kabulüm. Zeynep. Ne yapıyorsunuz burada? Beni teselli ediyor sağ olsun. Haberleri aç. Ne oldu? Tufan haberleri aç diyor. Dün gece magazin basında patlayan ihanet iddialarının arkasından kötü haber geldi. Ünlü iş adamı Emir Kozcuoğlu'nun ressam eşi Nihan Kozcuoğlu, yasak aşk yaşadığı iddia edilen otelde bu sabah hayatına son vermeye kalkıştı. Ne? Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nihan Kozcuoğlu hastaneye kaldırıldı. Arkadaşlarımızın aktardığı bilgilere göre Cemiyet Hayatı'nın renkli ismi Nihan Kozcuoğlu henüz hayati tehlikeyi atlatabilmiş değil. Alo Kemal, şimdi haberlerde gördüm. Nihan nasıl? Asu iyi olacak. İyi olacak, ameliyat da hala. Çıkınca ben seni ararım. Ne durumda? Gayet iyi geçti. Geçmiş olsun. Çok şükür. Hayati tehlikeyi atlattı ama birkaç gün misafirimiz olacak. Ne zaman görebiliriz?
Gün içerisinde odasını alırız. Kendine geldiğimde görebilirsiniz. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Atlatacak. Üzülme ne olursun. Leyla. Yani artık hayatta bırakmam. Biliyorum. Biliyorum bilmesine de. Emir beni durduramayacak. Onu alıp gideceğim buralardan. Biraz yalnız kalsın, daha sonra tek tek içeri girebilirsiniz. Emir Kozcuoğlu. Evet. Bizimle karakola kadar gelmeniz gerekiyor. Hakkınızda şikayet var. Karım ameliyattan yeni çıktı, bekleyin. Lütfen zorluk çıkarmayın. Siz zorluk çıkarmayın, karım hasta. Bir muhabir bozuntusu için yoruyorsunuz beni. Siz gidin, ben getiririm. Buradan bir yere gitmeyeceğim. Bırak. Zorluk çıkarmayın. Siz zorluk çıkarıyorsunuz. Bırak. Sakin ol. Emir Bey, Emir Bey lütfen. Sakin ol oğlum, sakin. Bak. Sakin sakin ifadeni ver. Ben şimdi avukatların hepsini göndereceğim, tamam mı? Buyurun Emir Bey. Buyurun. Bırak. Sakin ol. Şu anda tek ihtiyacı Kemal. İyileşecekse de onunla yaşayacaksın. Bak hiçbir şey yapamıyorsan bunu yap. Kemal'in onu görmesini sağla. Git Kemal. Şimdilik. Bak ben bu akşam refakat çıkacağım. Benim yerime sen gelirsin. Hadi. Bana haber verirsiniz. Ne konuşuyor bunlar böyle? Anne bir karışma lütfen. Zehir beni iyi dinle. Hem seni dinlerim hem de Türkiye adamı dinlerim patron. Zehir kulağını aç beni iyi dinle. Sendeyim. Bu akşam Sezinlerin evine gireceksin. Ayarlarız. Evin planı biraz karışık. Ama ben sana Nihan'ın odasına nasıl gideceğini söyleyeceğim. Ne alacağız? Oho! İşler uzun vadeli yapılmaya başlanmış. Bu daha başlangıç. İlk adım. Bütün açıkları kapata kapata gideceğiz. Hadi Zehir, hadi bana istediğim şeyi getir. Bunu senden dostun olarak istiyorum. Eyvallah. Hayırdır, yine mi iş çıkardı?
Yine mi? Daha düne kadar hayatında olmayan bir insanı sağ kolu oldun. İşten güçten elini çektin. Ulan bana bak. 40 yılda bir çıkar böylesi. Böylesine can feda. Onu keli et. Kapanmıştır. Bana bakın. Derdi olan kapının yolunu biliyor. Anladın? Canın yanıyor mu? Bir de ikizler hisseder derler. Yalan. Telefon gelene kadar haberim bile olmadı. İçime falan da doğmadı. Yine kendi derdime düşmüştüm. Senden ne kadar uzak kaldığımın farkında bile değilmişim. Özür dilerim Nihan. Seni yalnız bıraktığım için. Yüklediğim yükler için. Başına bunların gelmesine sebep olduğum için. Sen hep haklıydın. En başından beri ben hep bencilce davrandım. Ozan. Kendini suçlama. Sen bugüne kadar bana herkesten yakın oldun. Biz seninle biriz. Öyle beni bırakıp bir yere gidemezsin. Ömrümüzün sonuna kadar hep birlikte olacağız, duydun mu beni? Benden kurtuluşun yok. Seni çok seviyorum. Gelebilirsin. Herkes gitti. Yakındayım. Zaten sizden haber bekliyorum. Yalnız etrafta Emir'in adamları var. Yani etraftakileri sen gelince ben yemeğe gönderirim. Ama diğerlerini sen atlatacaksın artık. Siz hiç merak etmeyin. Gerekirse görünmez olurum. Peki. Senin sesine yıllardır kulaklarımı kapattığım için özür dilerim. Allah.
Allah seni bize bağışladı. Acınla terbiye etmedi. Hadi sen dinlen biraz.